Kapat. Herkese günaydın, hayırlı sabahlar güzellerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Kahvaltı hazırlığındayız. Anne mutfağına hoş geldiniz. Ali Bey'in mutfağı. Babamla yaptık kahvaltıdan beri bunları. Bugün Alper yine dünkü gibi sağ olsun kahvaltılık çayımızı demledi. Kahvaltılıkları buraya tepsiye çıkardı. Alper de olmasa aç kalırız zaten. Ondan sonra Ali de melemen yapıyor bugün bize kahvaltıya. Ben artık. Tamam dur. Aylin de ona yardım ediyor babasına. Ben diyorum ki baba kız yapalım diyorum. Sen git dinlen diyorum. Ay canıma minnet zaten. Kızım böyle bir şey teklif etme. Canıma minnet. Neyse canlar işin şakası tabii ki. Güne başladık bakalım ya Allah ya Bismillah diyerekten. Ben bunları baba kız sizi baş başa bırakayım o zaman. Beni istemiyorlar mutfakta. Siz yapın madem öyle güzel güzel menemenlerinizi. Menemenin yağı ezilir anladım. Ne oldu kızım? Menemenin yağı elime damladı. Ay bugün var ya. Bugün Nilay'ın şeyliği tuttu. Gece var ya hiç sabaha kadar beni hiç uyutmadı bugün. Bugün bir şey oldu Nilay'a. Saat başı emmek istiyor. Saat başı emmek istiyor. Uyuyamıyor. Bir türlü uykuya dalamıyor. Uyuyor geri uyanıyor. Uyuyor geri uyanıyor. Allah'ım. En son saat 6'ydı. Bir uyandı tam artık. Böyle hihihihi gülüyor. Artık uyku kalmamış hiç. Ben geldim. Nilay Aylin uyandı kalktı bu arada. Aylin kalktı. Ha. Aylin de tuvalete diye kalkmıştı da uykusu kaçmış. Şey dedi. Kaçmış. Hayır gözümdeki bak, kirpik anlatsın vardı. Çocuk. Bir yani laf ağzıma tık ama rica ediyorum anlatsın çocuk. Gözümde kirpik vardı. Çıkartamıyordum. Gözüme batıyordu. Ben de o yüzden yüzümü yıkadım. Ondan sonra da uykum kaçtı. Geldi yanıma ben hala Nilay'la cebelleşiyorum uyumuyor. Anne dedi ben dedi gözüme dedi kirpik kaçıyordu dedi. Yüzümü yıkadım dedi kirpiği temizlemek için dedi. Tuvalete diye kalkmıştı. Uykum kaçtı dedi. Uykum kaçtı dedi. Ver bana Nilay'ı ben salona geçeyim dedi. Artık Nilay'ı Aylin'e verdim. Nilay'ı aldı salonda oyaladı. O da yani uykusu kaçmış. Ben ondan sonra biraz uyumuşum. Öyle yani. Bugün öyle. Bu yüzden hepimiz de geç kalktık maalesef. Salonda da uyuttum. Birkaç dakika sonra uyandım. Baktım ellemedim. Aha. Ellemedim ben de. Ellemedim. Geri uyumuş. Üstünü de örtmemiş. Ayağı dışarıda. Yavaş kapatın yumurta kapıyı. Arkadaşlar. Ne ama? Baba ben de yumurta kapıyı biliyordum. Biliyordum. Ne zaman öğrendin? Dün. Gerçi. Evet dün öğrendim. Dünün. Alternin kremini yaptın ya. Yaptım tabii de yumurta. Baba onu ne? Menemenle mi karıştırdın? Ya ben. Kırsaydım benim ya. Ben yapalım dur yumurta. Ben kırsaydım baba. Tamam. Yavaş yavaş. Boğulmamış. Tamam hadi çabuk. Ya, dur öyle yapalım. Oraya değil. Tezgahı vur. Tamam. Ben... Tamam. Yavaş yavaş. Aferin. Tamam hadi ortadan işi. Oraya gözlerin kapansa da yollarına kumbar. Baba karıştırmıyorum ama bunu ben karıştırıyorum. Tuz kattın mı buna? Baba buna tuz kattın. Ahem. 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 Ahem
Görsün sonra. Tamam bana. Evet. Onlardan ekleyeceğim. Benim hile oldu. Tabağın kenarından. Yıkayayım mı bunları? Çalkaltın mı? Kendini çay. Çay altında, çay altında. Abini geç, yumurtay altında çay. Abi! Gitmiş mi? Baktın mı? Git bakalım. Su gitmiş mi? Dolaptan bir şeyler çıkartayım bakayım. Dolaptan çıkacak şey yok. Var var. Su falan götürüldü mü? Kide. Evet. Şeyi götür. Bunu tam onu içti. Ben koydum dedi dolaba. Şunu götür. Çayın şeyini koy. Hazırlayın. Abi götür. Bak. Bize afiyet olsun. Ekmek mi sert? Canlar benim. Öte gidiyor. Her şey gidiyor. Baba annemin eski telefonunda WhatsApp girmiş ne olmuş? Bugün gerçek. Kahvaltılıkları Alper hazırladı. Domatesi de mi Alper doğradı? Evet. İyi aferin. Bak, güzel sadece doğramayı öğrenmiş. Ben de yardım ettim. Aylin de yardım etti babasına. Ben sağ de yardım olsunlar. Ettim. Sen de mi bunu yardım ettin? Çatal öyle yapma. Aferin kızım. Aferin. Güzellerim, biz kahvaltımızı yaptık. Topladım sofrayı. Biraz oturduk. Şey yapacağım. Annemin halılarını aldı Ali şeyden. Damdaydı. Hava bozuldu böyle biraz, yani bozuldu derken hani güneşli de sürekli rüzgar esiyor. Yağmur falan da olabilir dedi Ali. Halılar toplanmışken gideyim indireyim dedi. Onları indirdiler aşağıya. İsmail'le beraber. Ben de şimdi makineye çamaşırlarımı atayım diyorum. Çarşaflarım toplamıştım. Buranın halısını dün akşam atmıştım. Bir akıl diyor ki yatak odasının halısını da makineye at. Önce onu mu atsam acaba? Akşama kadar kurur. Akşam böyle bir süpürsil yaptırıp hemen halıları geri sererim. Önce onu mu yapsam? Çarşafları da sonra mı yıkasam? Halı işi bitsin. Çünkü ortalığı böyle halıları temizlemek istiyorum böyle. Çünkü öbür halılar da atılacak makineye. Ya da önce onu mu yapsam? Ama hangini yapayım şimdi? Karar veremedim. Bu benim yelpazenin yerini kim değiştirmiş? Balkonum da çok güzel görünüyor. Yelpazenin yerini değiştirmişler. Bir bakıyorum yönü değişmiş. Bir bakıyorum yeri değişmiş. Kim değiştiriyor ben de anlamıyorum. Neyse canlar, ben yatağını da toplamadım çünkü. Önce şu yatağın alttaki çarşafını da bir toplayayım. Önce çarşafları atayım makineye. Aile uyumuş. Erken kalktı ya sabah. Alper. Vazgeçtim. Halı yaptım makineye. Önce dedim halıları bir kaldırayım ortadan. Çünkü halılar kirlendiği zaman benim gözüme şey görünüyor. Mesela şu an mutfak halısı çok kirli. Bu arada deterjan kalmamış. Deterjan koyacağım buna.
Mutfak halısı çok kirli ve beni şey basıyor, daral basıyor. Bir an önce ay yıkıyordum. Bunları kaldırıp yıkamam lazım. Şimdi sırasıyla yıkayacağım. Hepsini şuradan deterjan almıştık. Ama kaçı kalamıyorum. Ay 7 kilo muydu? Kaç kiloydu bu? Araya sıkışmış. Kızım niye çıkmıyor? Aman. Of anne ağır. Koyacak yerim olmaması ne kadar kötü. Önceden. Şu şeyleri. Şu fırının olduğu yerde ben daha önce burada otururken şey vardı. Ne dolabıydı onun adı? Deterjan dolabım vardı. Eskimişti. Ama içine böyle dünyanın deterjanını alırdı. Hem böyle kutuda deterjan, hem böyle şey paketli aldığım deterjan. Yumuşatı çıkamıyorum zaten artık ben bu halılara. Koysam da aynı, koymasam da aynı gibi bir şey hissettim. Bir de koymayın diyor herkes. Bu halılara yumuşatıcı koyulmaz diyorlar. Ben de artık koymuyorum. Şimdi yatak odasının halısını attım. Yatak şey halını atayım, çarşaf mı atayım derken dedim ki zaten akşam çocuk odasının halısını atmıştım makineye, o kurumuş, bunu da atayım, bu da akşama kadar kurur, en azından yatak odasını bir hemen süpür sil yapıp halılarını sererim. Bu arada koridorla mutfağı da halledeyim, çarşaf işleri de yarına kalsın iyisini dediğim gibi, çünkü ben böyle şey olduğu zaman, yani yerler böyle, halılar tamam, robot süpürge her gün süpürüyor siliyor da halı kirlenmiş işte. Ne kadar olsa. Şimdi salonu süpürdü, sildi. Birkaç gün içinde salonun halısını da yıkamamız lazım. Şu deterjanı koyduğum yerin altı da kirliymiş. Orayı da ben bir sileyim. Bu arada akşam da bak şurayı silmem lazım. Şu aynı şeyi. Şu ayakkabı. Akşam da banyonun paspasını falan yıkadım. Makineye attım da sermeyi unuttum. Yani yatarken yaptım o işi. Ondan sonra da yattım uyudum. Sabahleyin kalkınca artık serdim. Çabuk zaten hemen inan bir saatte kuruyor var ya o. Hiç de onu dert etmiyorum. Birazdan banyoyu temizler. Şey yaparım. Kenarını silmemişim, orada toz kalmış. Yani bu deterjanı koyacak bir yer bulamadım. Böyle kenara köşeye koyuyorum ama her defasında oradan eğil kalk, eğil kalk, eğil kalk. Bir ara şuraya koyuyordum. Orada da erzaklarla aynı yerde olmuyor. İster istemez koku olabiliyor. Öyle kaldı vallahi, ne bileyim. Şu bulaşıkları şimdi halledeceğim de
Bulaşık makinem. Benim de yine boş. Akşam boşaltmıştım gerçi. Doğru. Akşam boşaltmıştım. Hadi bakayım makinem bir yıkasın halıyı, şeyi, halıyı. Ondan sonra halı işini bitireyim ben bugün. Yarın da çarşaf işine girişirim. Ben bugün halı işini bitireyim. Şimdi bunları bitireyim de. Biraz çamaşırlar kanacak, şey kanacak, katlanacak. Nilay robot süpürgeden çok korkuyor. Benim şimdi süpürge ortada dolanıyor. Babası da Nilay'ın şöyle kucağındaydı. Kucağından şey aşağıya doğru yani ayaklarını yere bastırdı. Ay, ayaklarını yukarı kaldırıyor korkuyor. Bir görseniz halini görmeniz lazım. Ay sabah menemen yapmıştı Ali. Özlemişiz bayağıdır menemen yemiyoruz. Çok lezzetliydi. Güzel olmuştu. Böyle pasta falan yapasın böyle. Dur bakalım şu formu bir halledeyim. Çöp de doldu Kelly. Anacığım bu çöp ne doldu, ne çabuk doluyor. Kız kocaman yani büyük boy çöp kovası aldığım halde günlük doluyor şu çöp. Günlük doluyor. Dün akşam annemdeydim aşağıya inmiştim. Aşağıda oturuyordum. Annemin bir tane tabağını kırdım. Şunun gibi bir tane tabağını. Şey, bisküvi falan koymuştu yeğenim. Yanına. Sehpayı kendime doğru çekeyim dedim. Kendime doğru çekerken o da böyle normal gelmedi. Halı üstündeydi. Halının üzerinde sehpa hani kaymıyor biliyorsunuz. Sehpayı çekerken sehpa böyle devrildi. Üstündeki tabak düştü. Kırıldı. Kalktım. Elektrikli süpürgeyi çalıştırdım. Artık salonun her yerini. Zaten benim çocuklar da bir şeyler yemişlerdi. Bisküvi bisküvi şeylere de ister istemez döktüler. Şeyin altına, sehpanın altına, öbürü büyük sehpası var ya annemin. Onun altına döktüler zaten. Ben dedim şu çay faslı bitsin, süpürgeyi çalıştırayım, her yeri bir süpüreyim dedim annemin aşağıyı. O arada da zaten ben bir güzel tabağı kırdım. Tabağı kırınca artık hemen kalktım, süpürgeyi çalıştırdım, her yeri bir süpürdüm. Çayımı içtim, aşağıda oturdum. Biraz bir tane annemin kedisi var. Bir tane de yeğenimin kedisi var. İkisi de yavru kedi. Ama yeğenimin kedisi daha küçük. Daha böyle minik bir şey. Oh. Annemin kedisini zaten görmüştünüz. Geçen annem bir köye gittiğinde ben ilgilenmiştim. Yeğenimin kedisi ondan daha küçük. Ne dedim birazcık ama bir tatlı bir tatlı. Akşam bir videoda izlemişsinizdir. Şimdi. Yani akşam yükleyeceğim videoda izleyeceksiniz, izlemişsinizdir diyorum ama olmuyor. Akşamki videoda izleyeceksiniz, öyle söyleyeyim. Allah'ım beyaz rengi, mini minnacık. Koltuğun tepesine çıkıp oturuyor, orada uyuyor. Dün ikisini bizden oynattı yeğenim, biraz onları sevdik. Benim aklıma bir şey geldi. Bakayım. Yok mu ne? Bak ya inşallah. Mardarin yokmuş evde.
Ben de şey yapacaktım. Kuru pasta yapmaya niyetlenmiştim. Bugün margarin yapmış evde. Tamam, başka bir şey yapayım. Çünkü kuru pasta yapasınlar bugün. Ayçi kutu kurabiye diyordu. Bir bakayım bakayım. Ona margarin koyuyor muyduk biz? Koyuyor. Herhalde. Bir tarif defterime bir bakayım da. Ya tırtıl kurabiye yaparım. Margarin şey yapamıyorum. Kuru pasta yapacaktım aslında. Margarin yokmuş. Buralardan bakkaldan aldım diyorum. Peki öyle şey margarin falan. Onları ben marketten alıyoruz. Başka bir şey yapayım ben. Ne yapsam? Dur bakayım, bir tırtıl kurabiyenin tarifine bakayım. Ama sanki ona da margarin giriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam böyle. Kumaça da istediler. Hangini yapsam acaba? Kumaça mı yapsam? Dur bir tarif defterimi açayım. Her biri bir şey istiyor anacığım. Hangini yapacaksın? Her gün birinin ikini yapsam 4-5 gün boyunca yapacağım pasta. Aylin saray sarması istiyor. Öbürü başka bir şey istiyor. Öteki başka bir şey. Her gün birinin ikini yapacağım artık. Boş okul açılınca daha çok yapıyorum da. Çünkü bir de beslenme olayları var ya hani. O yüzden mecburen okul açılınca zaten mecbur yapıyorum. Dur bakalım yapacağım şimdi bir şeyler ben. O şimdi kaldırayım ortadan da. Menemenden Nina'ya da yedirdim teyzelere. Yedi maşallah. Yani ben hiçbir tadı Nilay'dan eksik etmiyorum. Her şey veriyorum bakalım. Minik koşuma. Bu arada ben şunu makine yapacaktım. Bu dolu mu ki? Yok, iyi. Hazır altında boşken bunu makineye atacağım ben. Şunu. Bunu atacaktım ya. Bunu böyle haftada atmam gerekiyor. Hemen deterjanını koyayım. Domates tozunu atayım içine. O yıkansın. Bunu da şöyle azıcık bir yıkayıverelim. Şu bilekliğimin de ipini kısalttım. Ama şey olmuş. Düğüm atmıştım. Düğüm attığım bir yerden çözülmüş. Onu tekrardan düğüm attım. Çakmakla yapmam lazım.
yavrum artık. Çarptı desem bendeyken bir şey olmadı bilmiyorum artık, kırılmış gitmiş işte. Cana gele, cana mala gelsin deriz ya, o hesap. Şunları da hemen yıkayım. Ocakta birazcık bir şeyler var. Ocağın üzerine bir koyayım şöyle. Canlar, sizi şöyle alayım. Şeyler biraz yağlanmış, onu fark ettim de temizlik merdiveniyle şöyle üstünden geçtim de yağmalı hiçbir şeyi kalmıyor canlar. Şimdi ben biraz bununla geçtim, şimdi bununla tekrardan geçeceğim. Kolaylık oluyor. Şunun altına deterjanla sildim zaten de. Şurayı, şuraları da sildim. Kızım. Ne yapıyormuş senin kızın? Ne yapıyormuş benim kızım? Bir şey yapmıyormuş senin kızım. Ocağın kenarında ya. Bunlar ocağın kenarında olduğu için ister istemez yağlanıyorlar. Ben de böyle düzenli bir şekilde silersem sürekli bir kirlenme olayı olmuyor. Bunda da ben dua atıyorum ya. O yüzden bu burada. Bu çöpü bir tarafın üstüne alıyorum.
alacağım zaten buraya da. Çöpü göndereyim. Ben gidiyorum ama sen gelemezsin. Bu iyi. He? Gel. Sen gelemezsin sen. Hadi bari. Ah kızım ah. Oy. Allah. Sus bak. Gel sen ha. Çak yap kızım babaya. Ah. Var o dikkatli dağıtlar. Evet. Kızım. Kızım. Pa 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 pa. Pa pa. Pa pa. Pa pa. Pa pa. Çatlıyor. Baba diyor baba. Ana çatlıyor o yüzden. Baba ne kızım. Söyle hadi anneciğim. Baba. Ne oldu? Kızım. Baba baba. Nilay. Kaçıyorsan. Uy. Yan 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 yan. Baba da bakayım. Baba. Hadi söyle kızım. Baba baba. Hadi söyle aşkım. Baba baba. 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 Uy kurban olurum seni yerim. Çatlayıp kızıştı. Çatlayıp şu anda. Baba. Aferin bak. Evet, bayağı bir rüzgar var dışarıda. Baba. Baba. Rüzgar var bayağı. Baba kızım, baba de annem. Onu elleme, onu elleme. Yavaş yavaş, ne oluyoruz? Alper, atma kendini yavrum yere. Oğlum, deprem olur sandık lan. Düşün yer beni. Ya. Yani yine dün deprem oldu. Annen gibi hissetmeyince ben hissettim yani. Böyle bir bak bak. Gittim yani. Nilay. Saçlarını yoluyor babası. Saçlarını yoluyor. Ya niye öyle? Bırakır mısın çocuğu elinden Allah Allah? Allah Allah. Kızımın topu ya. Bak sen beni tuttun ya böyle sesinden. Bu arada Yakup sabahın 6'sında kalktığı için uyudu. Şimdi uyudu. Kötü kadın müzeyen izinle. Kötü kadın müzeyen. Sensin o. Kötü kadın. Kötü kadın müzeyen. Kızım ben sana top vereyim sen bana. Oyuncak ver. Hadi al. Topu işte kızım. Ver topumu de. Baba. Ya, baba, bak topumu ver diyor. Onu sen var at. Bu ne? Baba. Şey, ayağını şöyle yaptı. Baba. Hayır, bana sen var at, sen var at. Ben de ben atayım. Böyle ikinize de ben atayım. Oh, sen var at. Böyle ikinize de ben atayım. At ver, Ayrıs atsın. Hadi at bakayım. Doncu. Hadi. Onu nereye atıyorsun? Ona atıyorum. Ya Aylin düzgün atsana. Ya. O tarafa gel. O tarafa gel. Ya Aylin düzgün at şunu ben böyle. Olsun, öbür topla niye oynamıyorsunuz ki? Aa, o tarafa gidiyor ha. Ya Aylin düzgün atmıyor ki. Şişkin ya o. Ha. Bir çaktın o tarafa at, gidiyor. At sen bana. Haydi bu ne ya? Bap 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 bap. Seni. Bap 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 de kızım. Hadi söyle. Bap 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 bap. Aynen top bana böyle gelmez. Top böyle gelir. Yürüm seni. Yürüm 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 yürüm. Yürüm. Yürüm seni. Ah anladım. Ali'yi işe gönderdim. Onu gönderdikten sonra incirleri topladım. Biraz biraz çıktı işte yine yiyecek kadar.
Kızıma yedireceğim şimdi teyzeleri. Şöyle alayım. Kızıma yedireceğim şimdi. Ay bir yerden çok güzel kokular geliyor. Birilerinin mutfağında çok güzel bir şeyler pişiyor. Oh ne kadar güzel esiyor. Oh mis mis. Vallahi çok güzel bir esinti var. Şu taraf gölge. Şey güneş pardon ama bu taraf gölge. Böyle bu tarafa oturabilirim rahatlıkla. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Dünkü videomun yorumlarını balkonu bu şekilde çok beğenmişsiniz. Böyle daha güzel oldu diye yazanlar çok olmuş. Balkon daha bir ferah oldu. Daha bir geniş oldu sanki değil mi? Daha bir ferah oldu. Güzel oldu. Şöyle en yumuşaklarından yerelim kızıma. Aylin! Aylin! Aylin de bir iki tane yedi. Bizde inciri geçen bir takipçim yazmış. Çocuklar niye incir dalından koparıp koparıp yemiyorlar diye. Bizde inciri çocuklar arasında sadece Aylin'le Nilay seviyor. Yani kızlar seviyor. Oğlanlar sevmiyor inciri maalesef. Bir de biz seviyoruz. Ya aşkım. Oy. İncir oynuyor ağzını. Burnunu. Heh. Babası gidecek diye. Ali kalktı üstünü değiştirdi işe gidecek diye. Ay bir görseniz atlıyor babasının üstüne beni de götür diye. Annem. Canım. Aylin! O da duymuyor beni. Salonun kapısı kapalı. Ha kuzum. Oh. Aferin benim kızıma. Oh. Oh tatlı. Şeker bal bu. Bugün hava çok aşırı dem var. Çok sıcak ama böyle esiyor. Güzel de esiyor. Sabah biz dedik herhalde böyle değişik bir esinti vardı. Yağmura dönecek herhalde dedim hava. Geçenlerde ne güzel yağmur yağdı var ya. O yağmur ama böyle 2-3 gün üst üste yağdı. O yağmur bile ferahlattı. Bayağı bir ferahlatmıştı yani bizi. Birkaç gün böyle serin olmuştu. Ay çok yaşa. Hapş. Hapş. Ne kızım. Hoppala. Bir tane daha şimdi. Ay, Nilay'a en yumuşak olanlarından böyle çok böyle tam olgunlaşmış. Bakın çok yumuşacık. En yumuşak olanlarından yediriyorum. Oh Allah'ım ne güzel esiyor. Kurban oldum Rabbim. Şey yedirirken eğer ben ağzıma atarsam şöyle bir dönüp bakıyor bana. Sen niye yiyorsun demeye getiriyor. Çok finansın sen var ya sen. Şimdi biraz önce takip ettiğim bir YouTuber arkadaş var. Onun videosunu izleyecektim. Her gün izliyorum da. Şu an izlemeye fırsatım olmadığı için yeni video yüklemiş. Bir tıkladım. Sadece bir yorumlarına bir bakayım dedim. Hani başlık yorumlar falan ne var ne yok falan diye. Öyle izleyemedim yani. Yorumlarda şey yazmış işte çok haklısın canım falan yazmışlar. Bu zamanda insanlara güvenilmez, güvenilecek insan yok falan yazmışlar. Zannedersem o tarz bir konuşma, sohbet yapmış mutlaka ki. Şimdi onu merak ediyorum. Yapılacak işlerim var şimdi. Namaz kılamadım bir türlü. Öğlen namazını geciktirmeden hemen namazımı kılmam lazım. Dedim Nilay'a biraz fazla incirler de olmuş. Dün toplamamıştım. Bugün topladım. Önceki gün de yine ben toplamıştım.
Dedim incirler olgunlaşmışken toplayayım. Baktım Nilay da biraz hani acıkır gibi oldu. Emzirmiştim ama hani meyve taze bir şeyler yesin. İncir toplayayım da dedim. İncir yedireyim. İnciri yedireyim. Ondan sonra namazımı kılayım. Ondan sonra Nilay'a bir çorba yapacağım. Ocağa çorba koyacağım. Yine kemik suyuyla. Sürekli her zaman kemik suyuyla yapıyorum zaten. Ondan sonra bakalım bir şeyler yapacağım. Akşam yemeği var, o var, bu var işte. İşte onu izleyemedim bir türlü. Yapılacak işlerimi sıraya koyup yapıp halledip yani günün sorumluluklarının bir kısmını yerine getirip ondan sonra oturup onun videosunu izleyeceğim. Yorumlarını okudum. Öyle yazıyor. Güvenilecek insan kalmamış diyor. Öyle yani takipçileri öyle yazmış. Hakikaten öyle ya. Güvenilecek hiç kimse yok biliyor musunuz? Gerçekten şu dünyada hadi diyorum bizler bir şekilde öğrendik hayatı da. Çocuklarımızı düşünüyorum. Çocuklarımız böyle kötü niyetli insanlar. Yani daha çocuklarımız saf yani. Daha neyi biliyorlar ki? Hayata atılmadılar daha. Onları hayata çok iyi hazırlamak lazım. Çok iyi pişirmek lazım onları böyle. Çünkü gerçekten güvenilecek insan hiç yok. Hiç ummadığın insanlar neler neler yapıyorlar. Hiç ummadığın insanlar, hiç beklemediğin insanlar. Sonra da kendi kendime diyorum ki, kızıyorum kendime. Aslında Göknur diyorum, sen bunu görebilmeliydin. Hani çünkü bakıyorsun karşındaki insanın karakterine bakıyorsun. Yani karakter bu. Ortada karakter belli aslında. Sen niye bu kadar güveniyorsun diye kendime kızıyorum sonra. Ne bileyim. O da bizim kalbimizin temizliğinden kaynaklanıyor herhalde. Helal aşkım. Yutamadın mı? Ver onu yutma. O da bizim kalbimizin temizliğinden. Böyle kalbimiz saflık derecesinde temiz. Hep böyle affedici oluyoruz. Hep böyle nasıl söyleyeyim size? Bir şans daha vermek gibi böyle bir şeylerimiz var. Hep böyle. Aslında yok ama ben artık bitti. Yani neyse fazla konuyu açmayayım da bir yerlere gitmesin. Ben gözümü iyi açtım ya. Benim gözüm çok açıldı. Öğrendim. Her şeyi öğrendim. Her şeyi ve herkesi öğrendim. Al aşkısı al. Hadi bunu koşum. Ye şunu ye. Ye de büyüğü. Ye de büyüğü. Kocaman ol. Gerçi sen büyürsen kimi seveceğiz biz kız? Ha? Biz öyle diyoruz. Bu büyürse kimi seveceğiz? Bebek sevgisi bitmiyor bizde. Yiyeceğim seni. Yiyeceğim. Dün ne demiş bir takipçim? Göknur her yerini ye ama burnunu yeme, onu bana bırak demiş. Ay, onun ben burnunu da yiyeceğim. Ha, doydu. Maşallah doydu. 1,5 yedi. İncir yemiyor artık. Ben şu elimi bir yıkayayım. Kalınını ben atayım ağzıma. Banyo yaptırdım resmen. Banyo yaptırdık kızı. Teceley! Teceley! Hadi bakalım canlar, ben bir namazımı kılayım. Şimdi bana bir tencere lazım. Hangi tencere? Şunu alayım. Şu büyük pilav tencerem bu benim. Nilay'ın çorbasını yapacağım da şunu da yapayım. Ufak şeylerde yapıyorum. Onda da biraz olmuyor yani, sıkıntı oluyor. Şurada havuçlarımız vardı bizim. Nerede? Burada. Şimdi bir tane havuç alalım. Teyzeleri, kızıma, bebeğime, domates. Domatesimiz de var. Bir tane de domates doğrayacağım. Domatesin de vitamini olsun. Dışarıdan patates ve bir tane de ufak soğan almam lazım. Sarımsak da atacağım içine. Bu vitaminli oluyor böyle, biliyor musunuz? Kemik suyunu zaten çıkarttım. Bakın burada. Onu da hemen içine atacağım. Şunu da anneme vereceğim. Şurada dursun da birazdan veririm. Arka balkondan şey alayım. Şunu da koyayım geri yerine.
Anne. Annemden ses geliyor. Halılarım oh mis mis. Bunları akşama sereceğim hemen. Şunu zaten akşamdan atmıştım. Dur şuradan şeyi alayım da. Patates bir tane. Orta boy patates. Soğan da kalmamış ya. Damdan soğan getirmek lazım ama şurada en azından bir tane de olsa. Yok, içi gitmiş bunun. Bunları bir ayıklamak lazım. Hani soğan da koyuyorum. Bol vitaminli bir şey olsun ki yiyor zaten. Aynen. Tamam yeter. Bu yeter. Şunu şimdi serdim. Yatak odasında seriyordum ya bunu. Bu da çocuk odasının. Şey yaptım. Bu zaten kurudu. Şunlar da kurudu. Akşamdan atmıştım onları. Sabahleyin serdim ama onu. Bu da 1-2 saat havalandı mı kurur. Bunları hemen yatak odasına akşamdan önce şey yaparım. Akşamdan önce sererim. Diyemedim bir türlü kız. Bazen böyle tutuluyoruz ha. Neden böyle oluyor ben de anlamıyorum ama bazen böyle bir tutuluyoruz. Ay canlar, şimdi size ben şeyden bahsedeceğim. Bunları şöyle hepsini koyayım. Kemik suyumuzu koyalım hemen. İçine çıkmıyor. Biri çıktı, biri çıkmadı. Bir şey olmasın diye. O da çıktı, tamam. Şimdi dün böyle Instagram'da geziniyorum. Tamam mı? Canlar size ben biraz daha şöyle yukarı alayım da. Instagram'da geziniyorum. Instagram'da gezinirken İskenderun sayfalarından birine denk geldim. Bizim burada şimdi mahalle ismi şey ismi falan vermeyeyim. Doğru olur mu olmaz mı? Gerçi haberlerde yani çıktı. Haberlerde o İskenderun haber sayfasında izledim. 8 yaşında bir kız çocuğu kayıptı. Ay nasıl canım sıkıldı. Nasıl böyle görünce var ya bir üzüldüm ona. Sonra ay yorumları okudum. Zaten o bir tane daha kız çocuğu kayıp ya Diyarbakır'dan mı neredeydi o? Ay onu var ya çocuklara anlattım. Ailene Yakup'a anlattım. Yakup bile haberlerde gördüğünde anne diyor bak o Diyarbakır'daki kayıp olan kızın diyor şeyi diyor. Onunla ilgili haber çıktı diyor. Yani ben de sürekli tembih ediyorum onlara. Aman çocuğum şuraya gitme. Aman çocuğum şöyle böyle anlatıyorum. Kesinlikle yolda artık tek başına hiç bırakmıyorum. Arada hani ben çok ısrar ediyorlardı. Şeyde kapının önünde falan oynamalarına izin veriyordum da artık hiç ona izin vermiyorum. Ortalık çok kötü. Gene böyle kız çocuğu 8 yaşlarında kayıp diye ilan vermişler. Telefon numarası bırakmışlar. Görenler şey yapsın diye. Şuraya döküvereyim. Sarımsağım olsun bak sarımsağım olsun. Okudum haberi. Çok canım sıkıldı. Sonra akşam oldu. Akşamleyin. Özellikle bir de ben şey yaptım. Bir tanesini şey yapacağım. Özellikle ben diğer hemen İskenderun'un diğer sayfalarına da baktım. Diğer haber sayfalarına da baktım. Acaba var mıdır bir haber diye. Baktım yok abi. Şeyler aynı. Paylaşımlar hepsi aynı. Sonra akşam oldu. Akşam oldu baktım. Tekrardan paylaşım yapmışlar. Neyse ki çok şükür kız bulundu diye. Kız çocuğu, kayıp kız çocuğu bulundu diye. Ay ona nasıl sevindim anlatamam size. Allah'ım kimsenin evladına zarar zaman vermesin. Şu dünyada canlar şu dünyada gerçekten bizim en canımızdan bile kıymetli kim var? Evlatlarımız. Evlatlarımız var. Başka yok yani. Rabbim kötü niyetli insanlardan korusun. Ortalık çok kötü. Yani ne bileyim. Rabbim korusun, Rabbim esirgesin. Geçen gene
Bakın sarımsak da doğruyorum içine, soğan da doğruyorum içine. Bol vitaminli. Çocuk bebek yemez demeyin. Bebek yiyor. Ki bir de benim Nilay'ın damak tadı daha çok hani bebek tarzı çorbalara değildi. Evde pişirilmiş böyle salçalı baharatlı yemekleri daha iyi yiyor. O yüzden patates içine soğan ve sarımsak koyuyorum. Damak tadı alışık ona. Ben hep yediriyorum ya evde ne yapmışsam. Ona alışık olduğu için. Şimdi canlar. Konudan konuya geçtim. Konuyu toparlayayım. Dün de yine İskenderun'da bir tane böyle 14-15 yaşlarında bir genç kız kayıptı. Ondan haber yok dedi galiba. Ali sabah konuşuyorduk da. Ondan haber yok dedi. Daha haber gelmedi ondan dedi. Ama o kız öbür 8 yaşındaki bulunmuş. Ya o yolunu kaybetti. Kayboldu. Artık ne şekil kayboldu bilmiyorum. Haberin detayı yok. Olur ya parkta parka gitmiştir annesiyle babasıyla. Orada kalabalıkta kaybolmuştur. Ne bileyim bir kaçırma olayı var mı yok mu orasını hiç bilmiyorum. Dedim ya olayın detayları yok ama kayıp sabahleyin kayıp ilanı vardı. Görenler hemen işte şu telefon numarasına haber versin diye. Akşamleyin tekrar girdiğimde kızımız bulunmuştur diye oh dedim. Yani böyle ferahladım. Allah'ım esirgesin. Canlar şimdi bunun içine ben bir de hemen şu çaydanlığın suyunu koyayım. Tamam vereyim ama bir saniye. Şimdi ne kadar koyuyorum? Kemik suyu bildiğiniz çorba işte her neyse. İçine şey atsam mı acaba bu defa? Zaten yeterince çeşidi var. Havuç, domates, patates, soğan, sarımsak ve artık kemik suyu yeterince vitamini var. Hani pirinç ya da bulgur gibi bir şeyler atayım mı diye düşündüm de. Şimdi bu böyle bir güzel haşlansın. Sonra mutfak robotunda çekerim. Azıcık yağ da ekleyelim. Ah yağ yok içinde. Kalmamış. Neyse olanını zaten kemik suyu da yağlı ya. Olanını koyayım da bunun içine yağ koymam lazım. Biraz da tuz ekleyeceğim. Çok az. Şöyle yeter. Çok fazla kuş olmasın. Azıcık da bari zeytinyağı koyayım da. Şöyle. Yeter. Zaten yağ suyu yağlı. Zaten kemik suyu yağlı ya. Hadi bakalım. Sen orada piş kızımın mamması. Sen orada piş. Bunun kapağı nerede? Makinada mı? Ay makinam da daha bitmemiş mi? Köpük köpük kalmış. Niye böyle olmuş bu? Yok daha yıkanıyor ama bunun şeyi niye yok ya? Tenceremin kapağı. Ha öbür pencerede. Tamam dur onu alalım. Geçen de tarhana çorbası yapmıştım. Artık onun kalanını içmez. Zaten zorla içirdim. Onu pek sevmedi kızlar. Bak bunu geçen, bunu yapıyorum. Kaç oldu yapıyorum. Bunu seviyor, içiyor. Tarhana çorbası yaptım yine kemik suyuyla. Onu zorla içirdim vallahi içmedim. Hadi bakalım. Canlar bak malzemeyi çıkardım şuraya. Buzdolabını bir açtım. Süt yok. Kedi dili pastası yapacaktım. Borcamı çıkardım. Kedi dili pastasını çıkardım. Çikolata sosunu, krem şantiyi çıkardım. Hemen muhallebisini yapıp döküverecektim 2 dakikada. Süt yokmuş. Kalmamış yani. Bir kutu süt var. O da açılmış. İçinden içilmiş 2 bardaklık falan bir şey kalmış. Kaldı. Ne yapalım? Yarın artık. Yarın yaparım onu. Ne yapayım çocuklara böyle? Bayram kömbem var hala. Bayram kömbesini yiyor çocuklar. Bir dönem yemediler. Artık hani ilk bayram kömbesini yaptığımızda bir de şurada da var. Şöyle. Kalanını buna aktaracağım. Bunu kaldıracağım. Mis gibi kokuyor var ya. Hiçbir şey olmuyor kızlar. Bu bayram kömbesi ne var ya aylarca. Bak Ramazan bayramında yaptık biz bunu. Üstünden kurban bayramı geçti. Şunlar temiz kırık kırık olmuş. Kırılmış içinde. Kurabiye gibi ya. Ramazan bayramında yaptık. Yani bayramdan 1-2 gün önce ne yapmıştım ben işte. Zaten öyle oluyor. Ramazan'ın sonuna doğru yapıyorsun. Şunları atalım ağzımıza. Çok da kırık kırık olanlarını şey yapmayayım. Böyle 2 kilo undan yapmıştım. Zaten her sene öyle 2 kilo undan yapıyorum. Ama bir de şöyle bir şey oluyor. O sağdan soldan da geliyor. Ben de verdim. Dağıtıyorsun böyle konu komşu bayram kömbesi yaptığın zaman herkes birbirine gönderir yaptığından.
Bana da geldi, ben de gönderdim. Toplamda 2 bidondu. Bir bidonu bitti. İkinci bidonda işte bu kadar. Ama dediğim gibi ilk dönem, ilk yapıldığında çok yiyor çocuklar. Bir dönem yiyorlar. Böyle bir hafta 10 gün yiyorlar. Sonra bir artık sıkılıyorlar, yemiyorlar. Kapaklı, ağzı kapaklı duruyor ya. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Çünkü bunun içinde yumurta yok. Yumurta olmadığı için buna hiçbir şey olmuyor. 6 ay kalsın, 10 ay kalsın hiçbir şey olmuyor. Şu an Ramazan bayramına ne kadar oldu? Kurban bayramı da geçti gitti. 3-4 ay oldu yani. İşte bakın hiçbir şey olmuyor. Bunu çocuklar açıyorlar. Vallahi yanına sütle çok seviyorlar. Benimkiler çayla değil de soğuk sütle seviyorlar. Ya işte tabağa bundan koyup içine süt ekleyip mama gibi yapıp yemeyi seviyorlar. Yesinler de nasıl yerlerse yesinler. Sabah sabah kuru pasta yapayım dedim, margarin yok. Kedi dili pastası yapayım dedim, süt yok. İşte hani bazen diyorlar bize, ne kadar çok markete gidiyorsunuz falan filan. Anacığım markete gidiyoruz. Biz böyle ancak 3 poşet, 3 poşet 4 poşet getirebiliyorsun. Niye? Çünkü motorla geliyoruz. Arabayla gidip geliyor olsak bagajı doldurursun bir haftalık. E biz kalabalığız bacım. 4 kişilik aileyi almak nerede? 7 kişilik aileyi almak nerede? Yani ondan hesap edin. Yarın yine bize market alışverişi. Yani market yolu yarın yine görünüyor. Çorbayı ocağa koydum. Çorbayı öbür gözüne koydum. Altını mum ışığında ayarladım. Yavaş yavaş kaynıyor. Mum ışığı demek hani ben bazen çocuklara diyorum işte ocağın altını kıs diyorum, Alper'e falan mesela. Ocağın altını kısmayı biliyor da mesela hani tersine çeviriyor. Mum ışığı da ne? Kapatma yönüne doğru incecik bir ışık gelecek şekilde, incecik bir ateş olacak şekilde, o anlamda. Tamam, onu mutfakta gösteririm artık. Ay canlar, dediğim gibi Nilay'ın çorbası pişiyor ocakta. Zaten Nilay uyudu, uyandığında çorbası hazır olur kızımın. Bir yandan da o da pişiyor oğlum, bir yandan da tavuk. Bir yandan da tavuk göğsü koydum. Hani geçen hafta tavuk göğüslerini doğrayıp buzluğa atmıştım ya. Hazır elimin altında olsun diye. Çok iyi oldu bak öyle. Çok iyi oldu öyle. Bir daha fazla bu şekilde yapacağım yani. Mesela bir aldım 3 tabak tavuk göğsü alıp onun hepsini doğrayıp koyacağım. Bana hazır pratik yemek oluyor. Benim çocuklarımın Nila Aylin haricinde en sevdikleri yemek tavuk kavurması. Evet, hani hiçbir şey yapmayı bulamamışsam yani şey, yapılacak şey olmuyor, bilmem ne bir şey olmuyor, hemen çıkar koy tavaya, yavaş yavaş pişsin. Onu da koydum ocağa, o da bir yandan pişiyor. Sen tavuk köfte yapacaktın, patatesli tavuk köfte. Evet. Ondan yapsana, çok güzel olur. Tamam yaparım. Sen şimdi bugün patates fırında patates istiyorsun. Evet. Şimdi akşam yemeklerine geçiş yapacağım canlar bir yandan da. O yüzden saat 4'ü çeyrek geçiyor. Bu videoyu kapatayım. Akşam yemeklerini yaparken akşamki vlogda görüşmek üzere inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.